الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. إن شاء الله سنقوم بسلسلة دروس في الرقية الشرعية باللغة التركية. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamd ile ve salveleden sonra ve giriş duasından sonra inşallah bu dersimizde İslami manada rukye nasıl olur, yani manevi tedavi, bunun üzerinde duracağız. Bu dersimiz rukyenin, yani manevi tedavinin sihir, nazar ve cinlerle ilgili olan hususları Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde ele alacağız. Bu konu iki sebepten ötürü çok önemli. Ve sebebu thani enne kethiren minen nas fi hadihi el ahval yedhebune ila şirk an cehl ev an daf. Ve lihada nahtaj ila hallin islami lihada el muşkil ve hada huve el maksad min hadihi el durus. Fa evvel nokta keyfe ya'rifu el insan ennehu musabun bil cinni ve sihri vel ayn. ففيه أربع علامات بينها الله تعالى في القرآن. فالعلامة الأولى هي التعطيلات في الحياة، لا تجد الشغل، أو مالك لا يبقى، أو لا تستطيع أن تتزوج، أو لا تستطيع أن تنجب الأولاد، أو لا تستطيع أن تدرس، أو لا تستطيع أن تسافر، أو أي مشروع تريد أن تقوم به لا يتم. فهذا قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، فالله تعالى يخبرنا أن لما الساحر يقوم بربط العقد ويقرأ الطلاسم الشيطانية فهذا يؤثر بالشر في حياة المصاب. فهذه العقد قد تربط حياة الرجل حتى لا يكسب المال، أو تربط بطن المرأة حتى لا تنجب الأطفال، أو تربط عقل التلميذ حتى لا يفهم شيء في المدرسة. كما نقول في اللغة العامية الإنسان مربوط، حياته مربوطة بالسحر. وكيف نفرق بين المشاكل العادية في الحياة والتعطيل الذي يأتي بالسحر؟ لما يكون التعطيل غريب ومتكرر في كل مرة حتى لا تستطيع أن تصدق أن هذا من الصدفة، كيف نفرق؟ لأن الحياة تأتي فيها مشاكل، يأتي حادث، يأتي طلاق، يأتي، فكيف تعرف أن هذا من السحر؟ لما يكون المشكل غريب، ليس عادي، ومتكرر، في كل مرة يتكرر نفس المشكل، حتى عقلك لا يصدق أن هذا صدفة، أن هذا عفوي، لأن نفس الشيء يتكرر في كل مرة. طيب؟ العلامة الثانية هي المشاكل الصحية الغير عادية. Birinci. إما عندك أوجاع لا تنتهي، أو عندك أمراض غريبة. لما تذهب إلى الأطباء لا يفهمون، لأن هذا المرض ليس مثله في الطب. ولما يعمل التحاليل لا يجد شيء، أو ربما يجدون شيء ولكن لا يفهمون كيف جاء هذا الشيء. والعلامة الثالثة الحالات النفسية الغير عادية، مثل شدة الغضب حتى الإنسان يفعل أشياء ثم يندم عليها تتسبب له في المشاكل في حياته، أو الحزن والكآبة من غير سبب، أو الخوف والهلوسة، وقد يرى الأشياء ويسمع الأشياء إلى الجنون. يرى الأشياء، يرى الناس، يسمع الأصوات حتى يصير مجنون. والعلامة الرابعة المنامات المزعجة، فيرى في المنام من يطارده، أو يرى الحيوانات مثل الحية والكلب والثور، أو يرى الماء أو الصعود أو الطيران أو السقوط، أو يرى الموتى أو القبور. Ya kabirleri görmesi veya ölüleri görmesi veyahut da bir takım hareketler ve çeşitli havadisler görmesi. Ve normal olmayan bir takım cinsi muameleler. Bu dört alameti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de beyan buyuruyor.
ve min şerri nefasat fil ukat delalet ediyor ki hayatta normal olmayan şeyler. Kellezi yetekabbatu şeytan minel mes ayeti kerimesi ise ona cinnin isabet etmesini, cinnin musallat olmasına delalet eder. Ma yufarrikuna bihi beynel mer'i ve zevci ayeti kerimesi de insan aile hayatındaki normal olmayan acayip değişikliklere işaret ediyor. Enfal suresindeki o ayeti kerime ve yunezzilu minessemâi mâen ayeti kerimesinde Bedir gazvesinde sahabe-i kiram efendilerimizin uyku esnasında cinlerin geldiğini ve onların ihtilam olmalarına sebep olduğunu ifade buyuruyor. Bu da gösteriyor ki cinler gelip insanlara cinsel yakınlıkta bulunabiliyor. O zaman bunun halli ve çözümü nedir? Bu Kur'an-ı Kerim'le çözülecektir. Sihir tabii ki şeytani bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kelamı olarak onu seyutilu yani onu iptal edecektir. Cin kafir ve zalim olduğu takdirde Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye tahammül edemiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in insanlara tesir ettiği gibi değil, cinlere başka türlü tesir ediyor. Bunun da delili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde olduğu gibi kim ayet-el kürsiyi okursa şeytan ona yaklaşamaz buyuruyor. Fakat şimdi Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini nasıl kullanacağız, nerede okuyacağız? Bu suya okumak suretiyle okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i suya üfleyerek, bunu içerek veyahut da bununla gusül yapmak suretiyle tedavi yapacağız. Kur'an-ı Kerim'i sadece okumak tedavi için kafi gelmiyor. Çünkü bu isabet etmiş olanlar, bu şeye maruz kalmış olanlar namaz kılıyor, ibadetlerini yapıyor ama herhangi bir değişiklik olmuyor. Kur'an-ı Kerim'i suya okumak suretiyle bu ayetleri suya okumak suretiyle eğer o insanlara içirilecek olur ve onunla yıkanacak olursa bu neye benzer? Suyun ateşin üzerine dökülüp ateşin sönmesine benzer. Ebu Gulabe, sahabe-i kiram efendilerimizden Ebu Gulabe ve Hazreti Ayşe annemiz kağıdın üzerine yazıyorlardı ayetleri ve bunun silinen ayetler suyuyla silinen ayetleri hem içmek hem de yıkanmak suretiyle, duş almak suretiyle kullanıyorlardı. Suya gerek fiilen okumak suretiyle olsun, gerekse kağıdın üzerine yazarak onu suyla silmek suretiyle olsun, aynı neticeyi elde ederiz. Biz burada okumayı daha öne çıkarıyoruz, tercih ediyoruz. Çünkü insanlardan çoğu yazmasını beceremiyor. O bakımdan biz okumayı öne çıkarıyoruz. Dolayısıyla suyun üzerine veya zeytinyağının üzerine veyahut da çeşitli kokular, ıtır gibi şeylerin üzerine okumak suretiyle bunları da böyle kullanmak suretiyle tedavi ediyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de hasaten özellikle tedavi Fatiha suresi, Ayet-el Kürsi, İhlas ve Muavvezeteyn dediğimiz Felak ve Nas sureleridir. Özellikle 3 tane ayet ki Musa Aleyhisselam'ın sihirbazları sihirini iptal ettiğine dair anlatılan ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim'den okuyacağımız özellikle ayetler Araf suresinin 117. ayetinden 122. ayetine kadar ve vahayna ila Musa enel gasake diye başlayan ayet. Yunus suresinden 81 ve 82. ayet. Bu ayette felemme elkav kale Musa ma ci'tum bihi sihr diye başlayan ayetler. Taha suresinde de kunna la tehaf
İnneke entel a'la diye devam eden 68. ve 70. ayetler olacak. Ayeti kerimeler. Bu ayeti kerimelerin her birisini 11'er defa okumak gerekiyor. Esas rukyenin manevi tedavinin aslı budur ama bunun dışında da ayetler okunabilir. İster Kur'an-ı Kerim'den başka ayetler veya Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden bazı hadisler veyahut da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği şifayla ilgili dualar. Suya 20 dakikadan aşağı okunmaması gerekiyor. Okunduğu zaman en az 20 dakika okunması gerekiyor. Okurken önümüze su kabını koyup, ister camdan bir kap olsun, isterse başka şişeler, bunların üzerine okuyup ondan sonra üflemek gerekiyor. Sonra bu okuduğumuz sudan her gün yıkanacak ve her gece bundan içecek. Yani bu okuduğumuz sudan her zaman içili, her gün içilecek ve her gece bununla yıkanacak. Bu yıkanırken 1,5 litre kadar bir suyla vücutun her tarafına suyu ulaştırmak lazım. Bundan önce normal herhangi bir sabunla da yıkanmak mümkün. Onun üstüne 1,5 litre ile yıkanır. Bu suyu herhangi bir yerde ısıtabiliriz yani, mümkün. Baştan dökmek suretiyle vücutun diğer taraflarına da ulaştırmak gerekiyor. Bu okunan suyla yıkandığımızda bu yıkandığımız suyun normal gider yerlerden akmaması gerekiyor. Bir kapta biriktirmemiz gerekiyor. Onu böyle ayak basılmayacak herhangi bir yere bu suyu bir ağacın altına veya toprağa dökeceğiz. Hatta böyle yıkanmış olduğumuz kabın altına havlu gibi bir şey koyup o etrafa sıçrayan suların başka yere gitmemesini sağlayacağız. Bu şekilde tam 12 gün yıkanmak gerekiyor. Ve yine suyla, bu okunmuş suyla etrafı yapacağız. Bu okunmuş suyla yine etrafı, evin her tarafını spreyleyeceğiz. Bu elle de olabilir veyahut da bunu herhangi yapacağımız bir aletle de olabilir. Yani. Bu okunmuş olan suyu tavandan, pencerelerden tavana varıncaya kadar, yani ulaşılabilecek her yere sıkmak gerekiyor. Hatta insanların bazı eşyalarını koymuş olduğu evin ön taraflarına da bunu yapmak lazım. Eğer dükkan gibi, dokanta gibi, başka iş yeri gibi yerler varsa aynı bu suyla yapmak mümkündür. Bu suyla arabamızı veyahut da iş yerlerimizdeki aletlerimizi de aynı şekilde sulamak mümkün, püskürtmek mümkün. Yani. Bu suya okuduğumuz zaman aynı zamanda bunu zeytinyağının üzerine de üfleyebiliriz. Vücuta faydalı olabilecek zeytinyağı gibi Habbetü Sevda dediğimiz bizim bu okuduğumuz suyla zeytinyağı gibi, çörek otu yağı gibi veyahut da insanın vücuduna faydalı olabilecek bütün yağlara üfleyebiliriz. Ağzını kabın açmak suretiyle suyun yanına koyup aynı şekilde suya üflediğimiz gibi onları üfleyeceğiz. Duş aldıktan sonra zeytinyağıyla vücutun her tarafını ovacağız. Ve bunu ovarken 7 defa Fatiha suresini okuyarak acıyan, acı duyduğumuz, elem duyduğumuz yerlere sürmeye devam edeceğiz. Hatta böylece Kur'an-ı Kerim vücutumuzun bütün derinliklerine kadar ulaşmış olsun. Bu yağlar insanın vücuduna ne kadar tesir ederse, ne kadar içeriye giderse Kur'an-ı Kerim o kadar tesir eder. Burada en güzeli yatmadan önce vücutu yağlamak suretiyle Kur'an-ı Kerim'in tesirini yardımcı olmak.
Aynı şekilde suya ve zeytinyağı gibi yağlara okuduğumuz şekilde bir takım tütsülere de okumak mümkündür. Bu buhur dediğimiz tütsüler isterse özel olarak yapılmış olanlar olsun, isterse ateş közünün üzerine dökülmek suretiyle yananlar olsun. Bu tütsüyü yaparken üzerimize bir örtü alacağız. Örtünün altından 10 dakika civarında bu tütsüden tüteceğiz. Bu arada istediğimiz kadar şeyleri okuyabiliriz. Yani bizim evimizde içmek için kullandığımız bardakların da üzerine okuyabiliriz. Yemek yaptığımız yemeklere ve diğer yiyecekler üzerine de okuyabiliriz. Yine şampuan ve benzeri şeyleri okumak suretiyle kullanabiliriz. Vücut için kullanılan diğer kremleri vesaireye de okumak mümkün. Eğer gözlerde bir problem varsa ona sürme çekmek suretiyle, sürmeye okumak suretiyle de yapılabilir. Midemizde yanma gibi veya hazım olmama gibi bir durum varsa benzeri rahatsızlıkların hepsi sihirden kaynaklanıyor. Yani sihir insanın vücuduna girdiği zaman bir takım noktalara aynı şekilde yapışıyor. Ve böylece bu sihirden kaynaklanan rahatsızlıklar hiçbir türlü giderilemiyor. Çünkü midenin damarlarına yapışmış vaziyette. Bundan sinam eki veyahut da sinam eki ile beraber sidir yaprağı alacağız. Bunları kullanacağız. Sinam ekiden veya sidirden bir kaşık kadar yarım litre kadar bir suyun içerisine koyacağız, kaynatacağız. Bir tuz kaşığı kadar da sinam ekiden koyacağız ve böylece kullanacağız. Yani burada sinam eki bir yemek kaşığı kadar olacak, diğeri ise bir sanki tuz atar gibi olacak. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar hafif ateşte kaynatılacak. Sonra onun soğumasına bakacağız, soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra aç karına bunu içeceğiz. Bununla midemizdeki sihir sökülüp atılmış olacak ve ishal meydana gelmek suretiyle sökülüp atılmış olacak. Eğer buradan eza duyuyorsanız, yani büyük ağrısızı duyuyorsanız bunu içtiğinizden dolayı, bu sizin sihire maruz kaldığınızı gösterir. Böylece sihir ortadan kalkıncaya kadar, bunu da nereden anlayacağız? O acı ve sızı tamamen kayboluncaya kadar içmeye devam edeceğiz. Bu basit uygulama işte hem okumak suretiyle hem etrafa su serpmek suretiyle olsun, hem de böyle su içmek suretiyle olsun ve zeytinyağının üzerine okuyarak cisme sürme şeklinde olsun, elbisenin altına buhur tütsü yapmak suretiyle olsun, İsterse sinam eki ve sidiri kaynatmak suretiyle içerek olsun. Böylece gerek sihir, gerekse nazar, gerekse cin gibi şeyleri, yani %60 ile 90 civarı arasında izale eder, yok eder. Benim size tavsiyem, herhangi bir tedaviye gitmezden önce kendi nefsinizde bu tarifleri uygulamanız. Eğer bu tamamen ortadan kaldırmıyorsa bile hastalığı, bunun azaltacağı muhakkak. İnşallah önümüzdeki derslerde bundan daha fazlasını sizlere arz etmeye çalışacağız. وَفَّقَنَا اللّٰهُ لِكُلِّ خَيْرٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ Her türlü hayrı Allah'tan diliyoruz, temenni ediyoruz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.